Guten Tag. Heute lernen wir kosten, o da kostet. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 10. sınıflarla kosten fiilini işleyeceğiz. Bu çok karıştırılan bir konu. Milli Eğitim Almanca 10. sınıf kitabımızda da yer alıyor. Yazılılarda da sık sık zaten sorulan bir konu. Evet arkadaşlar, kosten fiili biliyorsunuz bir şeyin fiyatını söylerken kullanılan bir fiildir. Fiyatı olmak demektir. Yalnız şurada şaşırıyor öğrenciler, ne zaman kosten, ne zaman kostet. Arkadaşlar, tekil olduğu zaman kostet, çoğul olduğu zaman ise kosten diyoruz. Bunu da zaten cümledeki nesneden çıkaracağız. Şöyle ki, buradaki temel sorumuz zaten meyve ve sebzelerde einkaufen konusunda, alışveriş konusunda wie viel kosten, o da wie viel kostet sorusu hemen geliyor. Bu da fiyatı ne kadar demekti. O yapıyı da unutmayalım. Şimdi şöyle bir başlayalım. Kosten mi, kostet mi, onu yerleştireceğiz cümlelere. Bir bakalım mesela. Was kostet das Buch? Kitap ne kadar? Burada bana sadece tekil soruyor. Was kostet kullanıyorum. Es kostet 25 lira. Kitap ne kadar? 25 lira. Das Buch eşittir es. Arkadaşlar onu karıştırmayın. Das Buch es. Die z ile yazılır. Der de er ile olur. Yani şu sondaki şeyi karıştırmayın. Yani burada das Buch'un yerine es öznesini kullandım. Başka bir soru. Was eine Flasche Mineralwasser? Bir şişe soda, maden suyu ne kadar? Sie kostet 2 lira. Burada yine bir taneden bahsediyor. Aynı. Buradaki sie neyin yerine geçmiş? Eine Flasche Mineralwasser. Gördüğünüz gibi. Üçe bir bakalım. Zwei, evet zwei dediği anda iş değişiyor. Neden? Çünkü çoğul oluyor. Zwei Flaschen Orangensaft. İki şişe portakal suyu. Bakın burada ne kullanılmış? Kosten, çoğul. İki şişe portakal suyu ne kadar? Sie kosten 10 lira. İki tanesi 10 lira. Şunun yerine bu özne kullanılmış. Tekrar ediyorum. Wie viel de aynı şeydir. Wie viel? Kostet. Neden kostet? Aynı tasse kafe. Wie fincan kahve ne kadar? Sie kostet 8 lira 50 kuruş diyoruz burada mesela. 8 lira 50 kuruş. Wie fincan kahve. Yine tekil sormuş bize. Wie viel? Ein Stück Kuchen, bir parça. Bir dilim kek, bir parça kek. Und eine Tasse Tee. Ve bir fincan çay. Pasta ve çay ne kadar? Burada teker teker alırsanız tabii ki şaşırırsınız. Çünkü iki taneden bahsediyor arkadaşlar burada. İki tane nesne var. O yüzden burayı çoğul, fiili çoğul almanız gerekiyor. Kosten. Sie kosten 14 lira. 14 lira. Was kosten die Erdbeere? Çilekler ne kadar? Erdbeere tek başına çilek demekti. N harfi çoğul yapıyordu. Geçen dersimizde görmüştük sizlerle. Was kosten die Erdbeeren? Sie kosten 12 lira. 12 lira. Die Ananas. Tekil. Ananasın çoğulu. Die Ananası. Wie viel kostet die Ananas? Ananas ne kadar? Sie kostet 10 lira diyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Kosten fiili çoğullar için, kostet de tekiller için kullanılır. Evet bu arkadaşlar, bu ünitede karşınıza çok şık çıkan bir şey, başka bir şey daha var. Fiyat sorma. Preisangabe. Fiyat sormayı nasıl yapıyorduk Almanca'da? Para birimi euroydu. Diğer taraf centti. Bizdeki lira ve kuruş gibiydi. 1.50 euro. Yani Almanca açılımı. 1 euro 50.
Ein Euro 50 Cent. Peki 1.10 ne kadar? Ein Euro 10 Cent. 0.80 olduğunda, başında bir harf olmadığında sadece 80 ile söyleriz para birimini Almanca'da. 80 Cent. Burada euro'ya gerek yok. Aynı Türkçedeki kuruş gibi düşünün. 80 Cent. Peki yine burada başında hiçbir rakam yok. 0.30. 30 Cent. 30 kuruş. 80 kuruş. 1 Euro. 1 Euro. 1 Euro. 0.40 Cent. Yani 40 Cent diyoruz arkadaşlar. Burada başına sayı yok olmadığına dikkat edin. İkinci taraf, virgülden sonraki taraf cent diye söylenir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kedi Sesi YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Auf Wiedersehen.